Selamlar dostlar, selamlar. İlk olarak size çok çok önemli bir duyurum var. Neredeyse 5000 abone olmak üzere olduğumuz için 5000 aboneye özel bir soru cevap videosu yapmaya karar verdim. Sizden bu videonun altına bana sormak istediğiniz soruları yazmanızı istiyorum. Aynı şekilde topluluk sekmesinde de bir post paylaşacağım. Bu videoyu attıktan biraz sonra olacağını tahmin ediyorum. İsteyenler oraya da yazabilirler. Dostlar, lütfen şu efsane gelir mi? Veya şu efsanenin videosu ne zaman gelir gibi sorular olmasın. Daha çok benimle ilgili veya kanalın geleceğiyle ilgili merak ettiğiniz sorular olabilir. Siz zaten nasıl sorular sormanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu işi sizden daha iyi bilecek fazla bir kitle olduğunu sanmıyorum. Bunlardan önemli ve farklı olanlarını toplayıp güzel bir soru cevap videosu yapacağım. Videoda isminin gözükmesini istemeyen arkadaşlar olursa, hani soruyu soruyor ama ismimi veya ekran görüntüsünü onun koyma diyenler olursa, soruyu sorduktan sonra ismim gözükmesin gibi bir mesaj da yazabilirler bana o aynı yorumun içine. Yani dostlar, kanalımız ciddi anlamda büyümeye başladığı için böyle özel bir video yapmak istedim. Çok teşekkür ederim hepinize. Büyük ihtimalle bu videoyu yayınlarken 5000 abone olmuş oluruz gibi düşünüyorum. Eğer yorum yapıp sorunuzu sorarsanız çok güzel olur. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum dostlar. O zaman gelin sizi çok bekletmeden videoya geçelim. İlk olarak kurbanlar ve çirkinler efsanelerini size biraz özetlemek istiyorum. Bilmeyenleriniz için bu efsanelerin iki tanesi dışında hepsinin videosunu yaptım ve şu anda kanalda duruyorlar. İsteyenler onları da izleyebilirler. İlk olarak hepinizin daha çok bildiği kurbanlardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere kurbanlar ekibi 3 kişiden oluşuyor. Bunlar Fallen, Enigma ve Bloodsky.Avi'dir. Fakat bildiğimiz kadarıyla Enigma yenildiği için şu anda soy ağacında 2 adet kurban bulunuyor. Boralo'yu saymamamın sebebi şu anda kurbanlarla beraber çalışıyor olsa da Boralo kurbanlar ekibine resmen katılmayı reddetmiştir. Yani ben size katılmıyorum gibi atarlandı fark izlediyseniz, takip ettiyseniz. O yüzden onu kurbanlar kategorisine saymıyorum fakat beraber çalışıyorlar. O yüzden bugün kurbanlardan sadece Fallen ve Bloodsky.Avi'den bahsedeceğiz. Fallen, kurbanların lideri olduğu için çoğunlukla diğer efsanelerle ve onların hizmetkarlığıyla direkt olarak kapışmaktan kaçınır. Yani bir çeşit komutan gibi düşünebilirsiniz. Onun yerine bu işlerini çoğunlukla Enigma'yı göndererek halletmeyi seçerdi. Fakat Enigma öldüğü için şimdilik aile üyeleriyle savaşıp onları kendine getirmesi için Boralo'yla bir anlaşma yapmış durumda. Bu yüzden Fallen'ı savaşı geriden yöneten bir kumandan olarak düşünebilirsiniz. Yani dostlar, demek istediğim şu: Fallen tam olarak geriden yöneten bir kral, bir kumandan, bir lider gibi düşünebilirsiniz. Normalde bu savaş işlerini çoğunlukla Enigma hallediyordu güçlerinden dolayı. Fakat Enigma dayağı yediği için şu anda Boralo ile beraber çalışıyor Fallen, anlaşma yaptığı için. Dediğim gibi Boralo'yu kurbanlardan saymıyorum çünkü kendisi resmi olarak katılmayı reddettiği için. O yüzden Boralo ile anlaşma yaparak Codman aile üyeleriyle savaşıyor. Fakat dediğim gibi Yumruk Kumra 1v1 kendisi savaşmıyor. Çünkü dediğim gibi komutan olarak düşünebilirsiniz Fallen'ı. Bloodsky.Avi'ye gelecek olursak, Fallen'a tamamen sadık bir kurbandır Bloodsky.Avi. Yani en güvendiği dostu gibi değil de hizmetkarı olarak düşünebilirsiniz Bloodsky.Avi'yi. Bloodsky'ın kurbanlar ekibindeki rolü ise diğerlerinden çok daha farklıdır. Bloodsky birçoğumuzun da gözlemlediği kadarıyla bir savaşçı değildir. Bloodsky'ın daha çok bir elçi veya arabulucu gibi bir rol oynadığını düşünebilirsiniz. Özetle Bloodsky'ın görevi savaşmak değil, Fallen'ın getir götürünü yapmak ve diğer evrenlerde olan şeyleri kontrol ederek Fallen'a rapor etmektir. Yani bir çeşit şöyle düşünebilirsiniz: gözlemci. Nasıl diyeyim, hani recon denir, böyle izci gibi düşünebilirsiniz. Boralı'yı alıyor, öbür evrenden öbürünü atıyor. Başka bir efsaneyi alıyor, oradan oraya atıyor. Diğer evrenleri görebiliyor ve aralarında böyle bir teleport, yani ışınlanma sağlayabiliyor. Gerçekten aşırı derecede önemli bir görev aslında, çoğu efsanede bulunmayan. Çirkinler konusuna geçecek olursak, bu arkadaşların birçoğunu henüz görmedik. İçlerinden sadece El Harkus'u gördüğümüz için bugün size onun bu savaşta oynadığı rolden bahsetmek istiyorum. Bu bir savaş bu arada, bayağı topyekün. Çünkü bütün efsaneler dahil ve
Çok şiddetli geçiyor bu savaş dostlar, hepinizin bildiği üzere. Bu Codman serverı üzerindeki savaş. El Harkos şimdiye kadar gördüğümüz efsaneler arasında savaşta en güçlü olan efsanelerden bir tanesi ve aynı zamanda İspanyolca konuşuyor. Onu da hemen ekleyelim. Bunun yanında aynı kendisi gibi olan 4 adet de kardeşi bulunmaktadır. Yani bir tanesi yetmiyormuş gibi yanında 4 kişi daha var. Bu ekibe bildiğimiz üzere Primordial Five adı veriliyor ve neredeyse hepsi Harkos kadar güçlü olduğu için onları bir nevi ölüm timi olarak düşünebilirsiniz. Aynı şekilde Primordial Five'ın da videosu kanalımda var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Yani dostlar bu Primordial Five resmi olarak çirkinlerin içinde değil, çirkinlerin içinde olan bir efsanenin grubu. Harkos'un grubu. Yani bunlar toplam olarak çirkinlerde bir kişi mi sayılıyor? Onu emin değilim. Onu siz isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Fakat böyle bir ekip çirkinlerin içinde var. Harkos'un ekibi diyebiliriz bunları. Primordial Five. Harkos'un da kabul ettiğine göre çirkinler ve kurbanlar efsaneleri arasında aile üyelerine karşı bir ittifak vardır. Yani soy ağacının yarısı diğer yarısıyla kapışıyor. Dediğim gibi bu da bir savaş, bayağı da büyük bir savaş dostlar. Her efsane soy ağacındaki çok farklı. Hepsinin kendine göre güçleri var ve bir yarısı diğer yarısıyla savaşıyor. Codman'in nerede olduğu bilinmiyor şu anda tutsak. Fakat asıl soru, çirkinlerin kaç tanesi bu ittifaka dahil? Biz sadece Harkos'u bir de Raxan'ı gördük. Yani Harkos ve ekibini gördük. Diğerlerini görmedik dostlar çirkinlerin. Bunun için Boralo'nun da son videolarında gördüğümüz benim tabirimle bir toplantı odasına benzeyen odayı incelememiz lazım. Bu hani şey odası var ya, altı boşluk void, hani hiçliğe düşüyorsunuz ölüyorsunuz. Hani Blood Sky'ın Fallen'ın falan ışınlanıp geldiği, Harkos'un ışınlanıp geldiği oda var ya, o odadan bahsediyorum. O odada başka platformlar da var ve renklerine göre diğer efsaneleri çağırabiliyorsunuz bu odada. Toplantı odası, savaş odası gibi düşünebilirsiniz. Bildiğiniz üzere bu adada farklı efsaneleri çağırmak için farklı renklerdeki bloklardan oluşmuş totem benzeri yapılar bulunuyor. Bunlara platform diyebilirsiniz. Bildiğimiz kadarıyla koyu mor renkli olan Fallen'ı, kırmızı olan Blood Sky'ı ve açık gri renkli olan da Harkos'u bu adaya çağırıyor. Fakat asıl soru, diğer renkli platformların hangi efsaneleri çağırdığı, zaten bütün gizem de burada başlıyor. Bu odada hangi efsaneyi çağırdığını bilmediğimiz 4 adet daha platform bulunmakta. Bunların renkleri sırasıyla yeşil, siyah, sarı ve turuncudur. Fakat bildiğiniz üzere çirkinler kategorisinde toplamda 7 efsane bulunmakta. Soy ağacı o tarafında büyük ihtimalle koyarım buraya. Oradan bakarsanız çirkinler kategorisinde toplamda 7 efsane bulunuyor. Fakat bu odada çirkinler için hazırlanmış Harkos'la birlikte 5 platform bulunuyor. Diğer iki çirkin platformu niye yok? Bana kalırsa diğer iki çirkin bu ittifaka katılmadılar. Çirkinler ve kurbanlar arasında yapılan ve kendilerini dışladılar. Neden bilmiyorum. Bana kalırsa bu benim teorim, dediğim gibi. Maalesef bu hangi iki efsane olduğu konusunda da bilgi yok. Neden platformların orada olmadığı konusunda da bilgi yok. Fakat bana göre bu iki çirkin efsanesi, platformunun olmadığı çirkin efsanesi, kendilerini bu ittifaka koymadılar, katmadılar, katılmadılar bu ittifaka. Neden dediğim gibi bilmiyorum. Fakat ben eminim ki turuncu olan platform Hoodie'ye ait ve yakında Hoodie'yi de bu odada görebiliriz. Dostlar dediğim gibi Blood Sky'ın platformu kırmızı renkli Blood Sky çıkıyor. Gri renkli olan Harkos çıkıyor. Mor renkli olandan renginin çoğunlukla anlaşıldığı üzere mor olan Fallen çıkıyor. Turuncunun da Hoodie'ye ait olmaması için bence hiçbir sebep yok. Bence turuncu kesinlikle Hoodie'ye ait. Siz de bence benimle aynı fikirdesinizdir. Siyah platform ise Shadow Ancient veya Necromancer'a ait, bu konuda pek emin değilim. Anlayacağınız üzere dostlar, kurbanlar ve çirkinler arasında yani nasıl bir amaçların olduğunu bilmediğimiz bir ittifak var. Fakat benim teorime göre çirkinlerin amacı kendi yaşadıkları boyutu, Abyss boyutunu gördük ya biz Boralo'nun bir videosunda, hani böyle etrafta göz olan bir orman var. Onun gibi boyutları Codman'in sunucusuna getirmek ve orayı tamamen işgal etmek. Bu yüzden de dediğim gibi kurbanlar ve çirkinler böyle bir çeşit anlaşma yaptılar.
Büyük ihtimalle bana kalırsa kurbanlar Codman'in sunucusundaki evrenleri alacaklar. Çirkinler de bu kendi evrenlerini, Abyss, Dystopia gibi daha önce videolarımda bahsettiğim evrenlerini, boyutlarını Codman sunucusuna getirip burayı bu şekilde işgal edecekler. Benim teorim bu. Ve dediğim gibi turuncu olan platform çok büyük ihtimalle Hoodie'ye ait. Siyah olan Shadow of Ancient veya Necromancer'a ait. Diğer ikisinden hiç emin değilim. Ve dışarıda kalan diğer iki, yani benim düşündüğüme göre bu ittifaka katılmayan diğer iki çirkinin hangi iki çirkin olduğunu bilmiyorum. Bu video bu şekilde bir videoydu. Şimdiye kadar çirkinler ve kurbanlar hakkında olanları özetledim size. Bunların nasıl rolleri olduğunu özetledim. Yani gerçekten meraklısına güzel ayrıntılı bir video olduğunu düşünüyorum. Biraz belki uzun sürmüş olabilir, o yüzden kusura bakmayın. Fakat bu videonun en büyük duyurum size dediğim gibi tekrar sonraki videoda bir soru cevap yapacağız. Onun için lütfen yorumlara sorularınızı yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın dostlar.